İzleyiciler canlarım, ikinci bölümdeyiz. Enflasyon konusunu devam edeceğim ama bu sefer öyle daha ciddi önermelerde bulunarak. Yani iktisatçı kimliğimi ön plana çıkararak bir takım önermelerde bulunacağım. Tavsiyelerde bulunacağım yahut da. Efendim, enflasyon bizim gibi gelir dağılımı çok adaletsiz olan toplumlarda hesaplanırken, bilhassa maaş hesaplarında kullanılırken, enflasyonla tüketilen ürünler, mal ve hizmetler arasında mutlak suretli bir korelasyon kurulmalı. Bu şart. Neden şart? 2000 lira asgari ücret olan birisi, 2000 lira asgari ücret alan birisinin mutfak masrafı diyelim ki 500 lira. Yuvarlak konuşuyorum. Diyelim ki 500 lira. Olmaz, yetmez ya. Ya kolay hesaplaması kolay olsun diye böyle yapıyorum. Eğer mutfak ürünlerine enflasyon, yıllık enflasyon, sadece mutfak ürünlerinde bakınız, yani gıdada, sadece gıdada, mutfak ürünleri derken gıdadan söz ediyorum. Yeme içmeden söz ediyorum. Sudan, ekmekten, peynirden, zeytinden, domatesden, biberden, patlıcandan, patatesden, soğandan, bunlardan söz ediyorum. Eğer bunların enflasyonları, yıllık enflasyonları ayrıca hesaplanırsa, ki biliniyor onlar zaten TÜİK'te, bunlar ayrıca hesaplanırsa, aylık 2000 lira alan birisinde, ki bugün Fox TV'de de gördük, TÜİK'te ve İstanbul Ticaret Odası bilgileri zannediyorum bunlar, gıda enflasyonu, gıda ürünlerindeki enflasyon ortalama %70'i buluyor. Evet, geçtiğimiz yıldan bugüne %70'i buluyor. Demek ki 2000 lira maaşı olan birisi %70'i çarpın 500'ü, 35, 350, 850 lira ödeyecek. Bu arkadaşımızın, bu ailemizin, bu dostumuzun maaşının içinde 350 lira fazla ödemek yaklaşık %17,5 gibi galiba bir etkiye sebep oluyor. Sadece ondan dolayı ama. Bakın, sadece gıdadaki artıştan dolayı maaşının %17,5 daha fazlasını ödüyor. Bir defa bunu vereceksiniz. Ondan sonra tekrar geleceksiniz diğer enflasyona. Bunu gelir dilimlerine ayarlayıp, gelir dilimlerine göre düzenleyip, maaşlı ve ücretli geçinen kitlelerin maaşlarını enflasyondaki mutfak, gıda yani, temizlik malzemeleri, giyim malzemeleri, bütün bunlar ayrı ayrı hesaplanmalı. Yani düşünebiliyor musunuz? Seramik fiyatlarına hiç zam gelmemiş. Fayans fiyatlarına hiç zam gelmemiş. İyi de kaç kişi Türkiye'de evden sabah çıkarken, karıcığım sana bu gece gelirken kaç kamyon fayans getireyim? Hatırlıyorsunuz. Otomobil fiyatlarını düşürdüğünde de aynı şeyi anlatmıştım. Hayatım, bu gece sana hangi renk araba getireyim? Ve sonra da bağlamıştım, oyuncak araba almıştı diye. Canlarım, bakınız. Aksi halde gelir dağılımının bu kadar bozuk olduğu bir ülkede bu tarz bir enflasyon hesaplamasıyla bunu maaşlara yansıtmak vicdansızlıktır. Aylık geliri 10 bin lira olan birisi mutfağına, o da 500 lira harcıyorsa, ona gelen %35 zam, %70 zam, yani ayda 350 lira onun hesabında, onun maaşında %3,5 etki eder. Sadece %3,5 etki eder. Ama 2000 lira maaşlı olan bir dar gelirli de %17,5 etki eder. Bunları hesaplamadan, bunları göz önüne almadan enflasyona göre maaş hesabı yapılmaz. Bu acımasızca, vicdansızca bir devlet anlayışıdır. Devletçilik anlayışıdır. Bunu sevgili Berat Albayrak, keşke bir gün inşallah görürüm ki büyük ihtimalle görüşürüz de bir yerlerde. Ben, tanıyanlar bilirler, bunları anlatacağım kendisine, anlatmalıyım. Bunları dinlemeli benden. Çünkü ben yıllardır gelir arzından söz eden birisiyim. Şimdi oraya geleyim. Gelir arzı sadece piyasaya maaşların yükseltilmesiyle olmaz. Gelir arzı demek harcanabilir gelir demektir. Türkiye'de şu anda dar gelirlilerin, yani yaklaşık neresinden bakarsanız bakın, 60 milyonluk bir nüfusumuzun harcanabilir geliri normal gelirlerinin yarısı kadar var ya da yoktur.
bence yoktur. Kimisi çok borçlanmıştır. Kimisi olağanüstü ölçüde kira vermektedir. Kira harcanabilir gelir değildir. Kira mülk sahiplerinin cebine gider. Yani siz o kirayı gidip de bakkala, buzdolapçıya, televizyoncuya, peynirciye, zeytinciye, manava, kasaba harcamazsınız. Benim harcanabilir gelirden kastım budur. Ve eğer siz halkınızın, maaş ve ücretle geçinenlerin refahını arttırmak için sürekli onların maaşını arttırırsanız, öbür taraftan da maliyetleri de arttırırsınız. Üretimi zorlarsınız. Üretim zora girer, fiyatlar yükselir, kedi kuyruğunu kovalar. Bugüne kadar kedinin kuyruğunu kovalayıp da yakaladığı görülmemiştir. Enflasyon fiyatları, fiyatlar enflasyonu, enflasyonlar ücretleri, ücretler fiyatları tetikler ve birbirlerini kovalar giderler oysa. Irving Fisher'ın miktar teorisini iktisat okuyanlar daha zannediyorum birinci sınıfta. Hadi bilemediniz ikinci sınıfta öğrenirler. Miktar teorisi halen bugün içinde değişmiş değil. Miktar teorisinde bizde çok yanlış bir düşünce var. Biz sadece para arzı kısmına bakıyoruz. Hayır. Elbette piyasada para arzını, gelir arzını arttırır. Yahut da benim anlattığım şekilde. Ya da talebi arttırır, talebi yükseltir. Buna karşılık üretimi arttıramazsanız elbette fiyatlar yükselir. Çünkü bu bir dengedir. Fisher'in miktar teorisi bir dengedir. Sağ tarafı eşitliğin sol tarafı vardır. Eşitlikte bir taraftan bir tarafı artarsa diğer tarafı elbette artar. Yani bunun için olaya, hani diyorlar ya çok klasik olarak, Doğu Perinçek'in doğru laflarından bir tanesidir de üretim ekonomisi. Ama üretim ekonomisi nedir tabii, onu Doğu Perinçek'le de konuşmak lazım. Rekabet olmayan bir doğu üretim ekonomisi ise olmaz. Doğu Perinçek'te rekabet yok. Yani devletçi bir üretim ekonomisi var. Devletçi üretim ekonomisi olmaz. Bakın Çin komünist olduğu halde devletçi bir üretim ekonomisi uygulamıyor. Devletçi değil yani. Liberal bir üretim ekonomisi. Eğer siz miktar teorisinin üretim tarafını arttırırsanız o zaman fiyatlar otomatik olarak düşer. Yani tüketicinin, yani halkın maaş ve ücretlerini ayrıca yükseltmenize gerek kalmaz. O zaman zaten fiyatlar da yükselmez. İşte bunu yapamıyoruz biz. İhracat yapmak zorunda olduğumuz için, çok dış borcumuz olduğu için ne yapıyoruz? Mecburen yurt içindeki fiyatlarımızı yükseltip talebi kısmaya çalışıyoruz. Daha çok ihracat yapmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde bunu hayali ihracat modelinde Özal'ın anlattım. Dinleyenler hatırlayacaklardır. Benim güzel dostlarım, aslında ülkelerin ekonomilerini yönetmek çok zor değil. Bakın Kore'yi görüyorsunuz orada. Kore bizden çok daha az bir milli gelire sahipti. Sadece 38 sene önce ya da 36 sene öncesine kadar. Ama nüfusu, bizim nüfuslar, Kore nüfusu arasında 3 milyon fark vardı. Sadece şimdi biz aldık başımızı gittik. Kore'nin nüfusu çok aşağılarda kaldı. Neden? Nüfusunu arttırmadılar, üretimlerini arttırdılar. Biz üretimimizi arttırmadık, nüfusumuzu arttırdık. Kim yaptı bunu? AK Parti mi? Hayır, niye AK Parti yaptı ki? AK Parti'den önceki hükümetler yaptı. Süleyman Demirel'i yaptı, Özal'ı yaptı, Çiller'i yaptı, Mesut Bey'i yaptı. Hepsi yaptılar. Yani ha, affedersiniz, AK Parti de tüy dikti. Hiç olmazsa onlar çok çocuk yapın demiyorlardı. Gözlerimize bakın diyorlardı belki, onu da hatırlamıyorum. Ama Sayın Recep Tayyip Erdoğan daha başbakan olur olmaz başladı. 3 çocuk yetmez, 4 çocuk demeye. E olmaz. Baby boom olmaz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oldu. Evet, o zamanlarda olurdu. İhtiyaç vardı. Savaşta insanlar telef olmuştu. 125 milyon üretebilen insan yok olmuş, ölmüş gitmişti savaşlarda. Her taraf yıkık döküktü. Ama dünyada artık öyle bir şey yok. Dünyada ne kadar az nüfus, o kadar çok üretim, o kadar çok refah. Bunun çok üstünde duracağım. Durmak zorundayım. Ya komplo teorisi. Bakın baştan söylüyorum. Komplo teorisi. Ama gazeteleri, köşe yazarlarını okuduğum zaman ister istemez aklıma şeytan giriyor. Size bunu bütün samimiyetimle söyleyeyim. Bakınız.
inanmadığım bir komple teorimi söyleyeceğim size. Bakın inanmıyorum ama kafamdaki şeytan bana ya Memduh Bayraktaroğlu böyle böyle olmaz mı? Niye bunları konuşmuyorsun diye beni adeta tahrik ediyor. Suriye'de pek çok olay oluyor. Farkındasınız değil mi? Pek çok olay oluyor. Ama o olayların en önemlilerinden bir tanesi Suriye askeri birliklerinin Membiç'e gelmesi değil. Olabilir. Adamın kendi toprakları. Mısır birliklerinin, Birleşik Arap Emirlikleri birliklerinin Türkiye-Suriye sınırına gönderilecek olması da değil. Çok umurumda değil, inanın. Ama bu gece bir laf. Kimin söylediği önemli değil. Ama devletin en yetkili ağızları söylediler. IŞİD'den söz ettiler. IŞİD. Bakın bu çok dikkat IŞİD. Göz göre göre açık açık IŞİD'le savaşacağız diyorlar. Yani affedersiniz çok özür dilerim halk tabirle bok çukurunu karıştırıyorlar. Tekrarlıyorum. IŞİD'le biz savaşacağız demek bok çukurunu karıştırmak. Uyuyan bir pisliği, uyuyan bir yılanı hadi kalk oradan seninle mücadele edeceğim deyip tahrik etmektir. Ve Türkiye'de halen çok sayıda IŞİD'in uyuyan örgütü olduğu iddia ediliyor. Acaba önümüzdeki günlerde kamuoyu araştırmaları sonucu Cumhur İttifakı'nın belediye başkanlığı seçimlerinde çok büyük bir yenilik alacağı gibi bir sonuç ortaya çıkarsa aynı 2015 seçimlerine giderken birden Dolmabahçe'deki imzalanan mutabakat metniyle ilgili masanın devrildiği gibi ve ondan sonraki seçimlerde de tabii AK Parti kazandı ama kaybettiği için yani tek başına hükümet kuramadığı için ve hemen erken seçimlere gidilecek olan süreçte Türkiye kan deryasına döndüğünü unutmayalım. O kan deryası AK Parti'yi 1 Kasım'da yeniden tek başına ve olağanüstü bir milletvekili sayısıyla iktidar yaptı. Acaba şimdi sevgili Can Ataklı böyle bir yorum yapmadı. Ama acaba Can Ataklı bu yorumu yapmadı mı? Yapmak mı istemedi? Kulağına bir şeyler mi geldi? Bilmiyorum. Ben sadece komplo teorisi bakınız. Komplo teorisi anlattıklarımın hiçbirisi bilgiye dayanmıyor. Tamamen komplo teorisi. Uyduruyorum ya. Şeytan girdi kafama dürtüyor beni. Paylaş bunları diye. Acaba o tarz bir kamuoyu araştırmaları sonucu gelir de Türkiye'deki uyuyan IŞİD hücreleri zaten tahrik edilmiş vaziyetteler. Ve devlet tahrik ediyor. Yani ülkeyi yönetenler tahrik ediyor. IŞİD'in tepelerine ineceğiz falan diyor. Hiç yoktu böyle bir şey. IŞİD'le PKK, PYD, PYD savaşıyordu. Değil mi? Biliyorsunuz ya da neydi onların isimleri? Başka bir isim. Demokratik Suriye Güçleri mi? Öyle bir şey vardı. Kendilerine diyorlardı. Onlar savaşıyorlardı. Amerika da onlara destek veriyordu. IŞİD'le onlar savaşıyorlardı. Hatta Trump'ın dediği gibi çok da başarılıydılar diyor Trump. Fakat şimdi IŞİD'le PYD savaşmayacak. Amerikan askerleri de destek yok. Sadece bizim Mehmetçik IŞİD'le savaşacağız denildiği için hazırlanıyor. Sınıra gidiyoruz IŞİD'le savaşmaya. Dikkat bu çok önemli. Acaba seçimlere 15-20 gün kala ya da bilmiyorum. EYT emeklilikte yaşa takılanlar çıksa bile genel af gibi bir infaz kanunu kabul edilmiş olsa bile buna rağmen Cumhur İttifakı seçimlerde başarılı olamayacak ise kendi kamuoyu araştırmaları sonuçlarına göre bile ise Türkiye'de birden bir anda tekrar yine 1 Kasım seçimlerine giderkenki süreçte olduğu gibi bombalar patlamaya, insanlarımız ölmeye başlar mı? Ve bu sefer seçim ertelenir mi? O zaman seçime gidiliyordu. Seçimin yapılması şarttı çünkü. Ve hatırlayın dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu olayların yani insanlarımızın ölümlerinden sonra AK Parti'nin oylarının arttığını açıklamıştı. Hatırlıyorsunuz arşivlerde var. Acaba bu sefer tam tersi mi olur? Seçimleri iptal ettirmek için, yerel seçimleri iptal ettirmek için IŞİD'in girişeceği kanlı eylemler bahane edilebilir mi diye ben düşünmeye başladım. Bakın böyle olacağına inanmıyorum. Böyle olabileceğine inanmıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler ne olursa olsun böyle bir vahşete asla izin vermeyeceklerdir ve seçim mutlaka yapılacaktır ama
bunun ihtimal dahilinde olduğunu düşünüyorum ve Türkiye'yi yönetenlere sesleniyorum. Lütfen halkın kafalarına, benim kafama gelen bu şeytan, benim kafama bunları sokan şeytan, halkımızın da içinde pek çoğunun kafasına bu pis düşünceleri sokabilir ve bunlar bir dedikoduya dönüşür ve başlarsa ve bir de olaylar başlarsa Allah ülkemizi korusun, seçimi ertelersiniz. Bu sefer işte Türkiye'de hiç hoş olmayan şeylerle karşılaşabiliriz. Acaba Erol mütercimlerin demek istediği bu muydu diye de merak ederim. Hepinizi gözlerinizden öperim. Canlarım benim. Yarın sabah 7'de buluşmak üzere. Hoşça kalın.